Gündem hafta sonu devam ediyor. Evet sayın dinleyiciler, bir haber ve müzik arasından sonra gündem hafta sonunda tekrar birlikteyiz. Saatimiz an itibariyle 9'u 9 dakika geçiyor ve bu bölümün ilk konuğuyla birlikteyiz. Top Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Oğuz Ergin. Sayın Ergin, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Efendim, biz sabahın erken saatlerinden bu yana sel felaketini, yangınları, iklim krizini konuşuyoruz ama tüm felaketlere rağmen hayata umutla bakabilmek için en ufak noktasında bir umut bulduysak oradan tutup zannediyoruz devam etmemiz gerekiyor. Bir şekilde çünkü hayatımız devam ediyor. Bizler de bu hayatın aslında bir yönünü yansıtan bir konuyu konuşacağız sizinle, üniversite tercihlerini. Yükseköğretim Kurumları sınavının açıklanmasından sonra şu an bir tercih dönemindeyiz ve 20 Ağustos'a kadar da devam edecek bu süreç. Tabii bu dönemde bölüm ve üniversiteleri daha yakından tanımak istiyor öğrenciler haklı olarak. Bir üniversiteyi ya da bir bölümü seçerken nelere dikkat edilmesi gerekir? Önce bölüm seçimi mi yapılır yoksa üniversite seçilir? Öyle mi bir bölüme karar verilir diye soralım size Sayın Ergin. Teşekkürler. Ben öncelikle tüm milletimize geçmiş olsun diyorum bu yaşta. Felaketlerden ötürü. Şimdi bugünlerde tabii hayatıyla ilgili karar vermesi gereken birçok adayımız var. Geleceğiyle ilgili önemli bir karar verir. Ben öncelikle meslek seçmelerini öneriyorum. Şimdi öğrencilerimiz değişik meslekleri sırayla yazıyorlar ve işte tıp altına hukuk, altına makine mühendisliği yazan adaylarımız olabiliyor. Evet. Ben yapacakları, seçecekleri meslekleri dikkatle inceleyip gelecekte yapmayı hayal edecekleri şeyleri önceden öngörmelerini öneriyorum. Yani meslek seçmek önemli bir şey burada. Tabii bu mesleği çok iyi tanımak gerekiyor değil mi seçim yapmadan önce? Ya tabii tanımak gerekiyor. Ben tabii çok az bir zaman kaldı. Bu meslek seçimini böyle tercih zamanına bırakmak da çok doğru bir şey değil. Bizim yüksek öğretim sistemimize gelmeden önce öğrencilerimizin meslek seçimiyle ilgili aslında uzunca bir süre düşünmüş olmaları iyi olurdu. Evet. Birçok aday öğrencimizin ne yazık ki puanını aldıktan sonra mesleğine karar verdiğini görüyoruz. Ve bu kadar kısa bir zamanda mesleği tanımanın da zorluğunun ben farkındayım. Yine de mesela bilgisayar mühendisliği bölüm başkanıyım. Ben bana soran arkadaşlar diyor ki kısa bir zaman var ama aç bir programlama ile ilgili mesela birkaç ders izle, birkaç uygulama yap, birkaç gün içinde tercihini yapmadan. Ben bunu seviyorum. Ben yarın öbür gün bu işi yaptım da bu hoşuma gidecek. Görmek için birazcık denemesinde ve müfredatları incelemesinde, göreceği dersleri incelemesinde öğrencilerimizin yararı var. Tabii tercih ederken üniversite tercihlerimiz de önemli. Bu açıdan sadece sıralamada iyi olması yeterli midir bir üniversitenin? Yani bir üniversiteyi seçerken biz makale sayısına mı bakacağız yayımlanan yoksa bilimsel çalışmalara mı bakacağız? Nasıl değerlendireceğiz? Tabii Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olarak yeni bir üniversiteyiz. Arkasında Türkiye'de borsalar birliği olan bir üniversiteyiz. Bir yeni olduğumuz için bu sıralamalara yeni girmiş ama üst sıralarda yer alandık. Genelde adaylarım tercih kılık sırasıyla tercih yapma açıyor. Önceki yılda oluşmuş puanlara bakıyor ve bu puan sırasıyla tercih yapıyor. Ben bu sistemde aday olan başlarsının hoca kadrolarını basmalarını öneriyorum. Tabii hoca kadrosuna bakarken biz genellikle, ben kendi kurumum için söylüyorum, bizim yurt dışı tecrübe olmayan bir hocamız yok. Yurt dışı görmüş olmak, değişik yerler, kültürler görmek, uluslararası bağlı olması bir bölümün elbette adaylığı tercih yaparken göz önünde bulundurması gereken şeyler. Ben üniversiteleri karşılaştırırken olanakları karşılaştırmalarını, kendi görüşlerine göre tercih yapmalarını, bir önceki yıl yapılmış tercih listesine tutarak hani öğrencilerin sırf önceki yılda yapılan tercihler sonucunda puanları ve sıralama yapmamalarını öneriyor. Evet, tabii bütün imkanlar değerlendirilmeli. Barınma olanakları örneğin önemli. Değişim programları, sosyal etkinlikler ve imkanlar genelde öğrencilerin dikkat ettiği ve seçimlerini buna göre yönlendirdikleri konular. TOB'un hem barınma olanakları, değişim programları ve sosyal imkanlarına ilişkin neler söylersiniz? Ben kendim üniversite sınavında 280. olmuştum. ODTÜ elektronik mezunluğunda. Bizim zamanımızda üniversiteler paralıydı. Hani devlet üniversitelerine de bir harç ödeniyordu.
Şimdi öğrenciler benim gibi bir sıralama alan. Öğrenciler harç ödemek bir kenara hani vakıf üniversitelerinden üstü burslar alıyorlar. Hatta devlet üniversitelerinin bazılarını da alıyorlar. Ve bizim olanaklarımız, konuk evi olanaklarımız bizde sadece 2-3 kişilik odalar var. Ve her odaya bir banyo. Bizim zamanımızda bu kadar konfor yoktu okudukken. Öğrencilerin böyle seçenekleri yok. Biz öğrencilerin kazandıkları başarı sıralamasına dayandığı yaşam katkı payı ödüyoruz. Ailelerine yük olmasınlar öğrenimizde derken diye. Bir de burslu öğrencilerimizde bir yani ücretsiz de diyelim yaşam katkı payına nasıl kesinti oluyor. Bunun karşılığında oldukça konforlu bir yurt odası öneriyoruz. Evet. Şehir dışından gelen öğrencilerimiz için ailelerin aklı kalmayacağı biz güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz öğrenciler. Peki burs programları nasıl Sayın Ergin? Tam bursa geçiş söz konusu mu? Örneğin %50 burslu kazandık bir bölümü. Sonrasında çok çalışıp tam bursa geçiş yapabilir miyiz? Bu da geçiş olabiliyor. Öğrencilerin genel not ortalaması 3,5'un üzerinde olduğunda ve kendi bölümlerinde belli bir dereceye geldiklerinde ve bir sonraki eğitim döneminde tam burslu ücretsiz okuyabiliyorlar. Bu arada bizde bir yıllık iş deneyim olduğu için biz diğer üniversitelerden farklıyız. Yılda 3 dönem yapıyoruz. Şu aralar da final sınavlarımızı yapıyoruz. Yani diğer üniversiteler tatilde ama bizim öğrencilerimiz evet. Şu anda final sınavlarına giriyorlar. Ortak eğitim dönemlerinde ücret muafiyeti alamasalar da ortalamaları değişmedi. Ders dönemlerinde başarılı öğrencilerimiz ambulansa geçebiliyorlar. Biraz isterseniz mühendislik fakültenizi konuşalım. Hangi bölümler var? Çünkü başında da konuşmuştuk aslında sohbetimizin. Mühendislik alanı seçimi konusunda da kafa karışıklığı yaşayanlar var. Siz önce meslek seçilmeli demiştiniz ama son anda bu konuda değişiklik yapanlar var. Örneğin ben bir bölüm istiyorum ama puanım çok yüksek geldi. O zaman şunu seçeyim diye değiştirenler de var. Aslında belki o bölümde çok da hitap etmiyor öğrenciye. Tabii mühendislik dalları ilk seneleri birbirlerine benzer aslında. Ve de YÖK'ün yatay geçiş kolaylaştıran bir kararı var. Yani bir kere daha tercih yaparak yatay geçiş yapabiliyor öğrenci. Böyle olduğu için aslında öğrenci bazen işte bir üniversite çıktı o bölümü gibi. İşte bizim mühendislik bölümüne bir ilk senesini okurken hangisini diyorum acaba diye karar verip geçiş de yapabiliyor diğer bölümde. Mühendislik fakültemizde 7 bölüm var. Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği, medikal mühendisliği ve 2 sene önce Türkiye'de ilk defa kurduğumuz yapay zeka mühendisliği. Bu 7 bölüm içinde en kalabalık bölümlerimiz bunlar bizim. Yani bütün mühendislik fakültemiz TOBE Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin en kalabalık, en çok öğrencisi olan fakültesi. Biz daha çok teknolojiyi geliştirmek için mühendislik fakültemizi kullanıyoruz. Evet, yapay zeka mühendisliği de son dönemde ilginin çok yoğun olduğu bir bölüm zannediyoruz. Evet, bütün çağ veri bilimine gidiyor. Herkesin çok miktarda verisi var ve alınan kararların daha akıllı olması için ve hatta bu kararları insanların değil makinelerin vermesi için bu verilerin incelenip otomatik karar veren mekanizmalar kurulması gerekiyor. Ve bunları yapacak kişiler yapay zekayı yaratacak kişiler, bu mühendisliğini yapacak kişiler. Amerika'da yurt dışında değişik ülkelerde de bu programları bizimle aynı anda başladı. Bütün dünyanın bu kişilere, bu tarz yetişmiş kişilere ihtiyacı var. Ve evet son zamanda da biz ilk açan bölüm olarak söylüyor. Oldukça da ilgi var bölümümüzde. Böyle teknoloji alanında daha popüler olacak meslekler hangileri Sayın Ergin? Bundan sonra ben 20 sene öncesini söyleyeyim. İnternetin az olduğu, yani ben Amerika'ya gittim, Google yoktu, Facebook yoktu, elimizdeki iPhone'lar yoktu. Şimdi o kadar hızlı ilerledi ki bilgisayar çağı ve hayatımız o kadar geri, artık ayrılmaz bir parçamız oldu. Bilişimin, bilgisayarın ve yapay zekanın önümüzdeki dönemde hayatımızda artarak yer alacağı öngörülebilir. Önümüzdeki 50 senenin yapay zeka çağı olacağı öngörülebilir. Mühendislik programları öneminden hiçbir şey kaybetmeyecek. Önümüzdeki dönemde yine mühendislikler ön planda olmaya devam edecek. Aslında bu alanların tabii teknoloji alanında çok popüler meslekler olacaklar ama disiplinler arası alanlar olduğunu da belki söylemek gerek. Birçok sosyal alanla da birlikte çalışmalar yapılabiliyor. Belki de hibrit meslekler olarak adlandırılması da bu nedenle. Evet, biz disiplinler arası çalışmayı iki açıdan örnek verebilirim.
rekabeti açısından. Birincisi, biz her bölümden her bölüme çift ana dal ve yan dala olanak sağlıyoruz. Öğrencilerin bir dalda değil, iki dalda diploma almasına olanak sağlıyoruz. İkincisi de bu yeni açtığımız yapay zeka mühendisliği programını biz aslında bir çekirdek program gibi görüyoruz. Bu programın içerisinde bankacılık ve finans alanına gidecek olanlar 6. 7. ve 8. dönemlerinde seçtikleri derslerle finans alanında uzmanlaşabiliyorlar. Ya da yapay zekanın kendi alanında gitmek isteyenler o alana dersler alabiliyorlar. İnsanlar veri bilimi programlama derslerini ve yapay zeka öğrendikten sonra bunu hangi veri üzerine, hangi bilgi üzerine uygulayacaksa o disiplinden de bir miktar bilgi sahibi olması gerekiyor. Biz yapay zeka mühendisliği programımızı o yüzden disiplinler arası bir program olarak kurguladık baştan müfredatına. Biz mezun olduğumuz dönemde Sayın Ergin iş imkanı acaba nasıldır diye sorardık ama zannediyorum yeni nesil artık dijitalde iş imkanı nasıl diye soruyordur sizlere. İş imkanı bilgisayar alanlarında daha çok iş olanağı iyi yetişmiş, nitelikli insan için ben iş bulabilecek miyim değil, acaba hangi işe girsem diye bir seçme şeklinde oluyor. Evet. Bizim kendi mezunlarımızda bunu görüyoruz ve hatta henüz mezun olmayan işe giren birçok öğrencimiz oluyor. Şu anda da aday mühendis olarak savunma sanayinde çalışan birçok mezunumuz, yani öğrencimiz var mezun olacak dediğimde. Öğrenciler artık iş seçiyorlar. Nitelikli insan bilişim alanında küresel ve dünyanın her yerinde çalışabiliyor ve her yerindeki şirkete her yerden, bugün Türkiye'de bizim mezunlarımızdan Türkiye'de oturup dolarla yurt dışından maaş alan mezunlarımız var. Bilişimin bilgisayar alanının böyle bir rahatlığı da var küresel iş bulma açısından. Öğrencilerin peki TOB ETÜ'de okurken bir iş yerinde staj yapma ya da çalışmasına ilişkin üniversitenin anlaşmaları var mı? Bizim tabii sistemimiz farklı diğer üniversitelerden. Biz Amerika'da Co-op denilen, Cooperative Education denilen ortak eğitim modeli uyguluyoruz. Öğrencilerimizi şirketlerle birlikte yetiştiriyoruz. 4 yıl dönemde öğrencilerimiz 1 yıl tam zamanlı iş deneyimi kazanıyorlar. İş şirketlere ücretli olarak çalışmaya gittiklerinde ders almıyorlar. Tabii siz 4 yılda 1 yıl iş deneyimi verdiğiniz zaman şirketlerde kalan 3 yılda 4 yıllık eğitim yapıyor. O yüzden biz 1 yılda 3 dönem yapıyoruz. 1 yılda 1,5 yıl yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin herhalde en yoğun üniversitesi. Biz cumartesi günleri de ders yapıyoruz. Öğrencilerimiz yaz döneminde de okula geliyorlar. Bizde yaz Kutubet öğrencisine her yaz okul var. Ve bunun karşılığında tabii ki 4 yılda iş deneyimi kazanan öğrencilerimiz 1 yıllık deneyimiyle 3 farklı şirkette deneyimlerini özgeçmişlerine yazmış şekilde mezun olan öğrencilerimiz tabii ki iş bulmakta öne çıkıyor. Bizim mezunlarımız en yüksek maaşlı işe girenler listesinde her zaman ilk 5'te yer alıyor. Öğrencilere duyurulur. Oldukça farklı bir akademik program var. TOB ETÜ'de. Şimdi salgının seyrine göre de malumunuz üniversitelerin açılış tarihlerine ilişkin açıklamalarda değişiklikler olabiliyor. Sizin akademik takvime ilişkin net bir planınız var mı şu an TOB ETÜ olarak? Biz TOB ETÜ olarak her zaman diğer üniversitelerden erken başlıyoruz. Bir yıla 3 dönem sıkıştırmamız gerektiği için şu anda biz 13 Eylül'de başlayacağız diye planladık. Diğer tüm üniversitelerden her zaman erken başlıyoruz. Şu anda bir erteleme görünmüyor ve yüz yüze başlayacağız diye bir planımız var. Tabii öğrencilerimizin aşı olmasını gerekli tabiliriz. Yani böyle bir zorunluluk ortaya çıkabilir. Henüz daha karar vermedi rektörlüğümüz. Ama yüz yüze başlamak için plan yapıyoruz. Bir yandan da hibrit çözümler olabilir mi? Hani bence sınıflara gelsin, bazı öğrenciler uzaktan eğitim görsün gibi sınıflarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. 13 Eylül herkesten önce başlayacağız. Evet. Şimdi tüm bu konuştuklarımıza ek olarak öğrenciler eğer daha çok şey öğrenmek istiyorlarsa adaylar diyelim. Tanıtım günleri ne zaman TOB ETÜ'nün? İsterseniz onu da belirtelim ve size veda edin. Bizim tanıtım günlerimiz 20'sine kadar, tercih son gününe kadar sürüyor. Bugün de, yarın da biz üniversitemizde bekliyor olacağız. Ayrıca ben kendi YouTube kanalımda birçok videom var. Oğuz Ergin diye ararlarsa onları görebilirler. Bölümümüz, üniversitemizle ilgili bilgileri. Ve hatta ben her akşam canlı yayın da yapıyorum. Öğrencilerimizin sorularını da yanıtlıyorum doğrudan canlı yayında. Tercihim son gününe kadar. Öğrencilerimize ne şekilde yardımcı olabilir bu tercihi yapmakta? Yanlarında olacağız. O zaman Profesör Doktor Oğuz Ergin'e YouTube üzerinden de ulaşabilirsiniz diyelim. Sağolunuz, var olunuz katıldığınız için. Kolaylıklar dileriz. Afiyet olsun.
Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun, iyi günler.